Yaşadığı çağa ve geleceğe damga vuran bir lider, ulusuna duyduğu güven ve inançla çağdaş bir devlet kuran siyasi önder. Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 78 yıl önce aramızdan ayrıldı. En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Türk milletine emanet etti. Tarih 10 Kasım 1938. İstiklal Harbi'nin kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk saat 9:05 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Türk ulusunun bütün fertlerinin acısı tarifsiz ve derindi. Atatürk'ün vefatı tüm dünyada da büyük yankı uyandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 16 Kasım 1938'de İstanbul sokaklarını dolduran gözü yaşlı kadın, erkek, çocuk, 10 binlerin eşliğinde Yavuz Zırhlısı'na taşındı. Naaş gemiyle İzmit'e, sonra da Ankara'ya uğurlandı. 21 Kasım'da yabancı devlet adamlarının da katıldığı büyük bir törenle Atatürk'ün cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Vefatından 15 yıl sonra 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşı müzeden alınarak özel bir törende ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e getirildi. Türk milli mücadelesine yön veren Atatürk, ya istiklal ya ölüm diyerek milletiyle birlikte kahramanlık destanı yazdı. Savaştığı bütün cephelerde ulusunu cesaretlendirdi, vatanının her karış toprağını işgal altından kurtarmak için var gücüyle mücadele etti. Askerlerine, "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözüyle Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Atatürk, işgal güçlerine de Çanakkale'nin geçilemeyeceğini gösterdi. Muş, Bitlis ve Van'ı Ruslardan kurtardı. Sakarya'ya kadar ilerleyip taarruza geçen Yunan ordusuna karşı savaşarak düşmanın taarruz ümidini kırdı, tüm Anadolu topraklarını işgalden kurtardı. Atatürk sadece savaş meydanlarında tarih yazan, askerlerine inanç ve cesaret aşılayan, dehasıyla zaferler kazanan bir komutan değildi. O, Türk ulusunu ayağa kaldıran büyük bir devrimci, demokrat ve barışçıl kişiliğiyle yaşadığı çağa ve geleceğe damga vuran bir liderdi. ...23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran Atatürk, meclis başkanı seçildi. Sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak 5. devrenin 2. senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilerlemeler yapacağına taniyim. 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan özel bir kararla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutan ilan edildi. Ulu Önder 29 Ekim 1923'te 42 yaşındayken en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. 1924'ten 28'e kadar Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Türk ulusunu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için ilke ve devrimlere imza attı. Her daim Türk milletine olan güveni ve inancını dile getiren Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni şu sözüyle Türk ulusuna emanet etti. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."